tabii dünyadaki yaşanan bütün bu işte çatışmalar, işte Ukrayna Savaşı, Suriye, Irak, tabii bölgedeki Yemen gibi bu tip çelişkiler tabii bizim sektöre farklı bir etkisi oluyor. Tabii bize de etkisi oldu. Hem ağır makinalı tüfekler, orta kalibre silahlarımız, uzaktan kullanılan atış kontrol sistemlerimiz tabii bu dönemde çok ciddi talep gördü. O yüzden 2023 yılı tabii bizim için rekor bir yıl olarak geçti. 2024 yılından da daha aşağı bir şey beklemiyoruz. Bu yılda cidden önemli satışlar şu andan zaten bağlamış durumdayız. Neredeyse senenin 3'te 2'sini yani 3 çeyreği kapatmış durumdayız üretimsel olarak. Normalde hafif silah pazarı, Amerika tabii burada pazarın en büyüğü hafif silahta. Hafif silah pazarında 2023 yılı normalde %35-%40 bir daralma yaşadı. Ama biz satış arttırdık. %10 civarında bir satış arttırdık bir önceki yıla göre. Bunun da en büyük sebebi yeni, yani geçen seneki SHOT Show'da lansmanı yapmış olduğumuz mikro kompakt ürün grubuydu. Ve onun tabii çok ciddi etkisini gördük geçen sene. Bu sene de arkamda gördüğünüz fotoğrafta öyle TTI Combat'ın lansmanı yapılıyor. Tahran'la beraber 2 sene üzerine çalışıyorduk. Tahran Tactical'la beraber. Önemli bir ürün lansmanı. Bugünden zaten ilk günü bugün fuarı. Bugünden bile şu an potansiyeli göstermiş durumda. Geçen sene ilk 5'te tamamladık. Amerika'da en çok silah satan 5'in. Türkiye'nin ihracatının %75'ini 80'ini yapıyoruz. Sadece bu alanda. O yüzden tabii önemli bir, bu konuda önemli bir oyuncuyuz. Bu sene de beklentimiz yine aynı polumuzu hatta daha iyi noktaya getirmek. Çok kısa zamanda ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Yıllık yapmış olduğumuz üretimin tabii hafif silahta tamamen işte yaklaşık 400 bin civarında bir üretimin tabii çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri. Burası bizim için önemli bir pazar. Bütün dünyanın en önemli, en büyük pazarı burası bu alanda. Ama tabii işler orta kalibrelere yani toplara geldiği zaman tabii bizim pazarım, en büyük pazarımız Avrupa pazarı oluyor şu an. Avrupa ve Afrika pazarı. Orta Doğu Asya'da tabii büyüyeceğiz. O yüzden 2024 yılının bizim için çok güzel bir yıl olacağını şimdiden öngörüyoruz. Tabii yatırımlarımıza devam ettiği bir yıl olacak. Şu an Amerika'daki fabrika yatırımımız tamamlanmış durumda. İngiltere'deki yatırımlarımız hakeza hiç durmadan devam ediyor. Oradaki fabrikamızdaki yatırımlar. Türkiye'de hem Samsun'da hem İstanbul'da önemli yatırımlarımız var. Samsun'da 4. fabrika, İstanbul'da yine bir fabrika, uzaktan kontrol sistemlerinin fabrikasını Ömer'de inşaata başladık. Canik Akademi'nin inşaatı devam ediyor. Eğitim ve güvenli silah kullanımı için müşterilerimize yapacağımız hizmet sektörü. O yüzden 2024 heyecanla bekliyoruz. Yani güzel bir yıl olacak. Güney Florida'daki tesis bizim Türkiye'deki olan tesislerimizin biraz daha kompakt versiyonu. Yani içindeki bütün prosesler mevcut. Bu tesisler yapılırken tabii sadece tabanca tarafında ürün portföyümüzü artırma, Made in USA bardrolünün üzerine vurabilme için değil, sizin de bahsettiğiniz gibi Amerika sadece Amerika'da üretilen silahları envanterinde kullanıyor. Dünyanın en büyük de silah alımını sağlayan kolluk kuvvetleri ve ordu Amerika olduğu için tabii bizim bu olayı yok saymamız mümkün değildi ve o yüzden bu yatırımı yaptık. Buradaki amacımız hem Amerika'ya ithalatı zor olan ürünlerin üretimini yapmak, bir taraftan da sizin de dediğiniz gibi Department of Defense yani DOD'nin ihalelerine girip orada başarılar sağlamak. 2017 yılında biz Amerika ordusu aslında en büyük ikinci ihale US Customs and Border Protection yani gümrük ve sınır güvenliği ihalesine dünya davet eden 4 firmadan biriydik. Ama Amerika'da üretimimiz olmadığı için ihaleyi kazanmış olmamıza rağmen işi Amerika ölçüsüne vermişlerdi. O yüzden bir daha bunu yaşamayacağız. Ve bu tesis sadece dediğimiz gibi tabanca için değil, toplarımızı 12.7, 20, 25, 30 milimetre silahlarımızı üreteceğim bir tesis olacak. Çok peş peşe zamanlamalarla Ukrayna'daki bu gerilimin ortaya çıkması Rusya ile karşılıklı ağır makinalı tüfeklerimizi ve sistemlerimizi bir kere Ukrayna'ya satma fırsatı ve daha da önemlisi savaş sahasında performanslarını görme imkanı sağladı bizlere. Şu anki performanslardan sadece biz değil ama Ukrayna devleti de çok memnun. Referans mektupları gönderdiler ve yani bir gün elbet bu savaşın bitmesi hepimizin temennisi. Ondan sonra da Cani'nin onlar için ulusal ağır makinalı tüfek olacağı konusunda bir takım düşünceleri mevcut. Tabii bunlar bizi çok onurlandırdı. Onun dışında Afrika'dan tutun Asya Pasifik'e kadar en son Malezya donanmasının atak botlarını
silahlandırdık. Azerbaycan, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da aynı şekilde ağır makinalı tüfeklerimiz ve entegrasyon çözümlerimiz mevcut. Teslimat sürelerindeki hızımız diğer rakiplerimizin çok çok önüne geçmemizi sağlıyor.